Merhaba arkadaşlar, yine ben. Şimdi birazcık dışarıda video çekeyim dedim. Yeni üstümde üniformam var. Bugün 8 Eylül, Perşembe. Hemen pazar günü, yarın okullar açılacak. Bu sebeple bu hafta biraz yoğun geçti. Okul hazırlıkları, alışveriş falan derken fazla video çekemedim. Bir de her günde, her zaman, her şeyi de çekmek de istemiyorum. Sıkıcı olmaması adına. Son gelişmeleri söyleyeyim. Perşembe günü benim tam 3 haftam doldu. 3. haftada gittim işte hastaneye. Hemşire hanım gayet iyi gördü vücudumu. Hatta dikişlerimi açtılar artık. Yani açıldı derken pansumanları açıldı. Çok güzel kaynadığını söyledi. Dediğim gibi kolajen içtim. Yani o da inanamadılar yani bu kadar çabuk iyileşmesine. İşte dedim kolajen çok içiyorum. Ayak paça çorbası falan içtim. Onu dedi içenler gerçekten dedi daha seri şekilde, hızlı bir şekilde iyileşiyorlar. Lütfen ameliyat olduktan sonra, herhangi bir ameliyat, bu karın germe, estetik ne olursa olsun, ameliyat olduktan sonra özellikle kemik, ayak paça, işkembe paça, içine kolajen olan çorbalardan içmeyi ihmal etmeyin. Gerçekten daha güzel şey yapıyor, siz söyleyin. Hızlı iyileşme sağlıyor. Onun dışında başka ne söyleyeyim, daha dik yürüyorum. Artık hayatım normale döndü. Yüzük oyun yatamıyorum ama yandan şöyle, yani artık bacağımı öne alabiliyorum. Aksırırken, tıksırırken böyle eğer şekilsiz bir şekilde eğer hapşurduysam karnımda ağrıyor. Buradaki tepsi hissi hala devam ediyor arkadaşlar. Bu arada bugün tekrardan baktım. Bakın şimdi şöyle şey yapayım. Siz söyleyin ismini. Çok fazla ödem var. Semsert karnım. Ama ilk güne kadar göre bayağı iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Şu ödemlerim de geçtikten sonra daha da mutlu olacağım. Bu arada ben ameliyatımı TLC kanalındaki Bülent Cihan Tübür'de yaptırdım. Estetik International Hastanesi'nde oldum. Sağ olsun hemşireler, yardımcıları, doktorlar inanılmaz iyiler ve yardımseverler. Gerçekten çok mutluyum orada ameliyat yaptırdığım için. Başka da diyecek bir şeyim yok şimdilik. Yani 3. hafta geçince dikişlerin açılıyor. Artık daha rahat şey yapıyorsunuz. Hareket ediyorsunuz. Evet yine şu an burada bakın hissiyat var. Şöyle duruyorum birazcık. Ama ilk güne göre daha iyiyim. Ağır çok kaldırmıyorum. Bütün ev işlerimi yapıyorum. Geziyorum, tozuyorum. Her şeye, normal hayata başladım. Bu arada da yaz sıcağında ameliyatı yaptırdım diye biraz şey olmuştum hani korse nasıl olacak diye. Dediğim gibi şansıma havalar güzel gitti ama iyi ki de ameliyatımı yaz mevsiminde yani bu mevsimde yaptırmışım. Eğer böyle bir ameliyatı düşünüyorsanız lütfen şu aralar yaptırın yani Eylül, Ekim. Niye diyeceksiniz? Korseden dolayı giyinmesi, soyunması gerçekten şey zor. Kış olsaydı bakın şimdi bu elbiseyi dedim ya üniforma yaptım diye. Elbiseyi geçirip hiç olmasa çıkabildik. Ama öbür türlü kış ortasında çok sorunlu olacaktı. Giyin, soyun, tekrardan şey yap, çorabını geçir. Herhalde bir hafta 10 gün evden çıkamadım. Yani ya yaza girerken, yazın sıcağında girmem ben bu korseyi diyorsanız, yaza girerken, havalar ısınmaya başlarken ya da şu aralar ameliyat gayet güzel bir zamanlama olmuş. Bakın şu an artık hava şey, Bostancı burası bu arada. Çok fena esinti var. Siz söyleyin. Hatta dışarıda şu an üşünüyor yani. Ama şey bakın şu, bu arada şeyi de göstereyim size. Şöyle bacı uzun da şey tayt çektiğinde şimdilik söyleyeceğim bu kadar. 3. haftadan sonra iyice kendinize geliyorsunuz. Like yapmayı, yorum atmayı ve takipte kalmayı unutmayınız. Çünkü bu önümüzdeki perşembe artık korsam da çıkacak. Ama ben giyme taraftarıyım. Devam edeceğim. Bir iki ay daha korsemi takmak istiyorum. Zor da değil. Alıştım da artık. Çok da güzel oldu. Hem şeklimi de şey yapıyor. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.